ifadanı sadalaştırın. Quyidagi ifadanı sadalaştıramız. Bunun için biz sinüs 2 alfanın oranına 2 sinüs alfa kosinüs alfa yazamız. Oşu bunu özünü köçürüp yazamız. 2 sinüs alfa köpaytıru kosinüs 2 alfa. Mahrajda bir koşu kosinüs 2 alfanın oranına 2 kosinüs kvadrat alfanı yazamam. Kosinüs alfa koşu kosinüs betanı yığında anam formuna göre ben anam formuladan faydalanıp yazamam. Demek alfa koşu 3 alfa 4 alfa 2'ye bölsek 2 alfa demek koşu 2 kosinüs 2 alfa. Şimdi ayırmasını yarma. Alfa minus 3 alfa minus 2 alfa 2'ye bölsek minus alfa demek kosinüs minus alfa. Kosinüs minus alfa, kosinüs alfa getirin. Şimdi surattan 2 sinüs alfanın kavsına taşlarına çıkaramız. Kavs içi de kosinüs alfa kaladı. Bir de kosinüs 2 alfa kaladı. Mahrajda, mahrajdan 2 kosinüs alfanın kavsına taşlarına çıkaramız. Bir de kosinüs alfa kaladı. Bir de kosinüs 2 alfa kaladı. Şimdi kesimi kıskartıramız. İkilerini kıskartıramız. Bana bunları hem kıskartıramız. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Tangens alfa getireyim. Şimdi kılıp bu ifade tangens alfa getireyim. Şimdi kuyudaki ifade. Şimdi kuyudaki ifadeni sadalaştıramız. Bunu kuyudaki şey yazalımız. Değil. 1 minus kosinüs 2 alfa. Alakide yazalımız bunu. Koşu. Sinüs 3 alfa bilen sinüs alfanı bir cagi yazalımız. Sinüs 3 alfa minus sinüs alfa. Ha, sinüs alfa minustan şu sebeple minustan yazdık. Bunu sinüs 2 alfanı 2. Sinüs alfa kosinüs alfa dedi yazalımız. Sinüs 2 alfa formülasından faydalandık bir yerde. Bunu özünü göçerip yazalımız. Kosinüs alfa kosinüs 2 alfa. Yani teng. 1 minus kosinüs 2 alfa. Bu 2 sinüs kvadrat alfa getireyim. Bu da ayırma formülasına faydalanmamız. Yani bana bu formüladan faydalanmamız. 2 sinüs 3 alfa minus alfa 2 alfa. 2'ye bölsek alfa. Kosinüs 3 alfa koşu alfa 4 alfa. 2'ye bölsek 2 alfa. Mahrajdan 2 kosinüs alfanın kavsına taşlarına çıkaramız. Kavs içi de sinüs alfa koşu. Sinüs alfa koşu. Kosinüs 2 alfa koladı. Suratıdan ham suratıdan 2 sinüs alfanın kavsına taşlarına çıkarıyorduk. 2 sinüs alfa kavs içi de sinüs alfa koşu kosinüs 2 alfa kaladı. Ve mahrajın özünü yazarız. Yani sadalaştıramız, kesimi kıskartıramız. Neticede sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Yani tangens alfa kaladı. Şunu kılıp bu ifade tangens alfa getirirken. Yani şu bir ifadeni sadalaştıramız. Bu ifadeni sadalaştırış için biz dastlab keltirish formulasından faydalanamız. Keltirish formulasiga ko'ra sinus pi koşu 3 alfa minus sinus 3 alfa teng. O halde quyidagi ifadeni bu ifadeni quyidagicha yazamız. Sinus alfa koşu minus ke minus plus bo'ladi sinus 3 alfa. Koşu. Sinüs 2 alfanın ahırı da yazamam. Mahrajın özünü yazamam. Bana bu ikitası gel. Keltiriş formu, yığında formülasını kullanıyoruz. Bana bu birinci formülanı kullanıyoruz.
2 alfa koşu 3 alfa 4 alfa 2'ye bölsek 2 alfa. Köpaytırıl kosinus alfa minus 3 alfa minus 2 alfa 2'ye bölsek minus alfa. Koşu bunu özünü köçürüp o zaman. Sinüs 2 alfa. Mahrajını özünü o zaman. Teng. Yani surattan sinüs 2 alfanın kaosuna taşlarına çıkaramız. Kaosu da 2. Bu kosinüs alfa geteyim. Plus 1. Mahrajını yani yazalımız. 2. Kosinüs alfa koşu 1. Bunları kıskartırsak. Sinüs 2 alfa kalırdı. Şunu da kılıp bu ifada sinüs 2 alfa geteyim. Yani. Buradaki ifadanı sadılaştıramız. Sinüs 87 bulan sinüs 93'ünü bir gel olamız. Yani bu da geçiyor yaz olamız. Sinüs 87 gradus minus sinüs 93 gradus. Bana bir ikisini alakıda alamız. Koşu. Sinüs 61 gradus minus sinüs 59 gradus. Bunun sinüsler ayırması. Yani bana bu formülünü kullanıyoruz. O halde en bolada. İki köpaytırı. Sinüs. Buranın ayırmasını yarma. Alfa minus beta taksim 2. 83'den 93'den 87'den 93'den ayırsak. Minus 6. Ve 2 gibi olsak. Minus 3. Kosinüs. Buranın yığındısını yarma. Yığındısını yarma 90 gradus buladı. Koşu. Yine bu ayırma formülasını kullanıyoruz bana bu ikinci formülada. 2. Buranın ayırmasını yarma. Sinüs. Ayırsak 2 gradus. 2'ye bölsek 1 gradus. Kosinüs. Buranın yığındısını yarma. 120 taksim 2 60 gradus. Kosinüs 90 gradus 0 geteyim. Demek bana bu ifade 0 geteyim eken. İkincisi de kosinüs 60 gradus 1 taksim 2 geteyim. 2 bilan 2 qisqarib ketsa sinus 1 gradus qoladi. Shunday qilib bu ifoda sinus 1 gradusga teng ekan.